Evet arkadaşlar, gelin şimdi birlikte benim en sevdiğim organel olan mitokondri'nin dünyasını detaylı olarak inceleyelim. İlk olarak mitokondri'nin ne olduğunu genel olarak bir hatırlayarak işe başlayalım. Daha sonra da yapılarıyla ilgili ayrıntılı bir inceleme yaparız. Şimdi bir ökaryot hücre düşünelim. Bu hücre zarı olsun. Ökaryot hücre dediğimizde herkesin aklına bu hücrenin DNA'sının zar ile kaplı bir çekirdek içinde olduğu gelecektir. Bu doğru bir düşünce. O yüzden hemen şuraya zarla kaplı bir çekirdek çiziyorum. Bu çekirdek zarımız ve içeride de DNA'mız var. Fakat ökaryot hücreler hakkında konuşurken sadece zarla kaplı çekirdek hakkında konuşmuyoruz. Ayrıca Zarla kaplı diğer organellerden de bahsetmiş oluyoruz. Hücre için çok önemli olan ve bir zarla kaplı organellerin başında da mitokondri gelir. Şuraya bir mitokondri çiziyorum. Birazdan mitokondrinin içine çizdiğim bu kıvrımlı çizgilerin ne olduklarından bahsedeceğim. Bu çizdiğim aslında kitaplarda rastlayabileceğiniz bir gösterim. Fakat birazdan öğreneceğimiz gibi mitokondri ile ilgili ve içinde ne olup bittiği ile ilgili artık çok daha gelişmiş gösterimler mevcut. Ve bunlar mitokondriler. Belki önceden ya da Khan Akademi'nin başka videolarından bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Mitokondriler hücrelerin ATP fabrikaları olarak görülürler. Şimdi bunu yazalım. ATP fabrikaları. Eğer ATP ya da hücresel solunum ya da diğer videoları izlediyseniz hatırlayacaksınız ATP'nin hücrenin enerji birimi olduğunu defalarca tekrarlamıştım. Eğer ATP formunda bulunuyorsa adenozin trifosfatımız var demektir. Eğer fosfatlardan yani P'lerden birini koparırsanız enerji açığa çıkarırsınız ve bu enerji vücudunuz tarafından hareket etmek, düşünmek gibi şeyleri yaparken kullanılır. Yani anlayabileceğiniz gibi mitokondriler enerji için ve bu enerjiyi kullanarak bir şeyler yapan hücreler için çok önemli yapılardır. Bu yüzden de kaslar gibi çok enerji tüketen yapılarda mitokondrilere daha fazla miktarda rastlarız. Şimdi mitokondrinin yapısına girmeden önce öncelikle mitokondrinin büyüleyici geçmişinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hücreleri yaşamın en temel yapı taşı olarak düşünüyoruz. Öyle değil mi? Ki bu direkt olarak hücre teorisinden ortaya çıkmış doğru bir bilgidir. Fakat mitokondrinin hücrelerimizin içine nasıl girdiği ile ilgili en yaygın olarak kabul görmüş teoriye göre mitokondrilerimizin ataları zamanın birinde bağımsız mikroorganizmalardı. Yani mitokondrilerimiz kendi başlarına yaşamış olan bakteri benzeri mikroorganizmaların soyundan geliyor. Belki bu mikroorganizmalar enerji işletmekte çok iyiydiler ya da başka şeylerde de iyi olabilirler. Fakat evrimsel geçmişte bir noktada hücrelerimizin ataları olan hücreler tarafından yutulmuşlar. Ve sindirilerek yok edilmek yerine şöyle bir düşünce oluşmuş olabilir. Eğer bu şeyler yaşamaya devam ederse işimize yarayabilir. Çünkü glikozu işlemeye yardımcı olabilirler mesela ya da bir şeylerden daha çok enerji elde etmemize yardımcı olabilirler demiştir hücre kendi kendine. Bu sayede simbiyoz beslenme ile mitokondrilerin atası olan hücrelerin yaşamasına olanak sağlanmış. Ve doğal seçilim sonucunda bugünkü mitokondri yapısına ulaşılmış. Bugün ökaryot hücrelerde mitokondri bulunmasını bununla ilişkilendirebiliriz. Hücresel düzeyde yaşayan bir canlı içinde simbiyoz ile yaşayan başka bir canlı bulunması fikri gerçekten inanılmaz. Şimdi bununla ilgili konuşmayı bırakıp günümüze döneceğim arkadaşlar. Mitokondrinin esas yapısı hakkında konuşmak istiyorum. İlk olarak basitleştirilmiş bir şekilde kesit çizeceğim. Eğer bir mitokondriyi alıp ikiye kesersek bu şekilde gözükür. Burada çizdiğim mitokondrinin dış zarı. Evet bunu yazalım. Dış zar. Burada çizeceğim bütün zarlar çift katmanlı fosfolipit yapısındadırlar. Mesela bu kısma daha yakından göz atarsak iki katmanlı bir fosfolipit tabakası görebiliriz. Bu tabakada dışarıya doğru bakan hidrofilik kafa kısımları ve iç tarafa doğru bakan hidrofobik kuyruk kısımları olacak. Yani bunun gibi bir yapı göreceğiz. Bunların tamamı çift katmanlı fosfolipit tabakalarıdır. Fakat bunlar yalnızca fosfolipitten oluşmuyorlar. Bütün bu zarlar içlerine sıkıca yerleştirilmiş halde birçok protein bulundururlar. Hücreler inanılmaz derecede karmaşık yapılardır. Fakat mitokondri gibi organellerin bile büyüleyici alt yapıları mevcut. Bu organeller içeride ve dışarıda olup biten şeyleri düzenlemeye yardımcı olan ve zarlarına sıkıca yerleştirilmiş bir halde bulunan birçok ilginç proteine ve enzime sahiptirler. Mitokondrinin dış zarında bulunan proteinlerden biri porin olarak adlandırılır. Porinler sadece mitokondride bulunmaz. Bu proteinler bir nevi tünel proteinleridir. Dış zarda oyuklar oluşturacak şekilde yapıları vardır. Çizebileceğim en iyisini çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunlar porinler. Porinler hakkında ilginç olan şey şu. Bu proteinler büyük moleküllerin geçişine izin vermezler. Yalnızca şekerler ve iyonlar gibi küçük moleküllerin geçişine izin verirler. Bu yüzden de bu dış zarın iki tarafındaki küçük moleküllerin derişimi birbirine benzerdir. Bu zar bir mitokondride bulabileceğimiz tek zar değil. Bu dış zar dışında mitokondride bir de iç zar vardır. İç zarı da sarı renkle çiziyorum. Bu iç zarı ilk olarak ders kitaplarında rastlayabileceğiniz şekliyle çizeceğim. Bunun çok doğru olmadığını bildiğimiz için daha sonra bunun hakkında konuşacağız. Şimdi burada iç zarımız var ve bu iç zarın üzerinde yüzey alanını arttırmak için kıvrımlar bulunuyor yüzey alanı iç zar için çok önemli. Çünkü elektron taşıma sistemi işlemleri bu iç zarda gerçekleşiyor. Ve bu işlemlerin daha fazla miktarda gerçekleşebilmesi için daha fazla yüzey alanına sahip olmak gerekiyor. Bu kıvrımların bir tanesini krista olarak adlandırıyoruz. Birden fazla kıvrımdan bahsediyorsak bunları da kristalar olarak adlandırıyoruz. Bunlar mitokondrinin iç zarında bulunan kıvrımlardır. İç zar da çift katmanlı fosfolipit yapıdan oluşuyor. İç zar ve dış zarın arasında kalan kısmı zarlar arası boşluk olarak adlandırıyoruz. Polinler sayesinde zarlar arası boşluktaki ve mitokondrinin dışındaki yani sitozoldeki küçük moleküllerin derişimi birbirleriyle benzerdir. Mitokondrinin iç zarı polinlere sahip değildir. Bu yüzden iki tarafta farklı moleküler derişimi vardır. Bu farklı moleküler derişimi elektron taşıma sistemi için gereklidir. Elektron taşıma sistemi iki taraf arasındaki hidrojen iyonu derişimindeki fark sayesinde çalışır. Bu fark sayesinde elektronlar ATP sentezlemesini sağlayan ATP sentaz adlı bir proteine ulaşırlar. Bunun hakkında bu videoda ya da gelecek videolarda konuşacağız. Şimdi mitokondrinin farklı kısımları hakkında biraz konuşalım. İç zarın içindeki bu kısmı matriks olarak adlandırıyoruz. Bu kısmın matriks olarak adlandırılmasının sebebi tabii ki meşhur matriks filmi değil. Arkadaşlar bir şaka yapayım dedim. İç zarın içindeki bu kısmı matriks olarak adlandırılmamızın sebebi sitozolden yani mitokondrinin dışından daha fazla protein derişimi bulundurması ve viskozitesinin daha yüksek olmasıdır. Şimdi biraz hücresel solunum hakkında konuşalım. Hücresel solunumun birçok fazları mevcuttur. Glikoliz hakkında konuşalım şimdi de. Glikoliz esasen sitozolde meydana gelir. Fakat hücresel solunumun diğer önemli fazları örneğin sitrik asit döngüsü yani Krebs döngüsü matrikste meydana gelir. ATP'nin çoğunu üreten elektron taşıma sistemi iç zarda ya da krista'da bulunan proteinler sayesinde meydana gelir. Mitokondri'nin eski yaşam formlarının soyundan geldiğinin düşünüldüğünü söylemiştim. Eski yaşam formlarının soyundan gelebilmek için mitokondrinin bazı bilgilere sahip olması ve genetik bilgiyi bir şekilde aktarabilmiş olması gerekiyor ve sonradan da mitokondrinin gerçekten de kendi genetik bilgisine sahip olduğu ortaya çıkıyor. Mitokondri, mitokondriyal DNA'ya sahiptir. Ve çoğu zamanda tek bir kopyaya değil, birçok kopyasına sahiptir. Bu DNA'lar düğüm halinde bulunurlar ve bakteriyel DNA'ya çok benzerler. Hatta bakteriyel DNA ile birçok ortak noktası bulunur. Zaten bu yüzden mitokondri'nin atasının bir bakteri formu olduğu ya da bakteriye bir şekilde benzer bir organizma olduğu düşünülüyor. Buraya çizdiklerim mitokondriyal DNA düğümleri. Sahip olduğumuz DNA'nın çok büyük bir kısmı hücre çekirdeğinde bulunur. Fakat mitokondrilerimizde de az da olsa bir miktar DNA bulunduruyoruz. İlginç olan şey de şu Mitokondriyal DNA'mız anne tarafımızdan bize aktarılmıştır. Bir insan yumurtası içinde tonlarca mitokondri bulunur. Burada insan yumurtasında bulunan her şeyi çizmiyorum. Tabii burada çekirdek gibi yapılar da olacak. Sper mücresi de içinde mitokondri bulundurur. Hayal edebileceğiniz üzere sperm hücresi zorlu bir yarışı kazanıp yumurtayı dölleyebilmek için çok fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duyar ve mevcut olan teoriye göre sperm hücresinin çoğunluğu yumurtanın içine girince sindirilir. Yumurta hücresi zaten spermden çok daha fazla mitokondri bulundurur ve sonuç olarak da mitokondrinizdeki DNA annenizden ya da anne tarafınızdan size aktarılmış olur. Aslında mitokondriyal DNA'yı ortak ananın izini sürmek için de kullanıyoruz. Önceden bahsettiğim gibi mitokondri kendi DNA'sına sahiptir ve kendi DNA'sına sahip olduğu için kendi RNA'larını ve ribozomlarını sentezleyebilir. Buralarda ribozomlar da bulunuyor. Fakat mitokondride bulunan bütün proteinleri sentezleyemez burada bulunan proteinlerin çoğu hala çekirdekte bulunan DNA tarafından kodlanır ve mitokondrinin dışında sentezlenir. Sentezlendikten sonra da mitokondriye giderler. Özet olarak mitokondriler büyüleyici yapılardır. Mitokondriler simbiyoz beslenme ile hücrelerimizde yaşayan küçük organizmalardır. Kendi kendilerini çoğaltabilirler. Ben tüm bunları akıl almaz buluyorum. Her neyse. Daha önceden bu görünümün ders kitabı görünümü olduğunu söylemiştim. Bir mitokondrinin mikrografına bakacak olursak ders kitabı görünümünü destekler niteliktedir. Burada kristayı ve meydana geldiği kıvrımları görebiliriz. Fakat daha geliştirilmiş bir görüntüleme yaparsak mitokondrinin buradaki gibi basit kıvrımlardan ibaret olmadığı ortaya çıkar. Burada gördüğümüz gibi iç zar matriks'e kancalanmış halde bulunuyor. Ve krista içindeki alanı zarlar arası boşluğa bağlayan küçük tüneller bulunduruyor. Bu durum beni biraz düşündürdü. Çünkü mesela ders kitaplarına bakıyoruz ve orada verilmiş bilgiye güveniyoruz. Değil mi? Evet, bunlar ATP fabrikası olan mitokondriler diyoruz. Fakat Bunların yapısını ve tam olarak nasıl çalıştığını anlamak görüntüleme teknolojisindeki gelişmelere bağlı. Mesela burada gösterilen kristanın içeri dışarı kıvrıldığı bu buffle modeli mitokondrinin yapısı olarak artık kabul görmeyen bir model. Artık mitokondrinin burada gösterilene benzer bitişik krista gibi bir yapıya sahip olduğu kabul ediliyor. Bir kesit çizeyim. Bu dış zar İç zarda da bunun gibi krista içindeki alana açılan küçük tüneller olacak. Aslında bu, bugünlerde daha çok kabul gören bir görünüm. Bir biyoloji kitabında bir şey görüyorsunuz ve insanlar her şeyi bulmuş diye düşünüyorsunuz. Fakat aslında insanlar hala bu yapının nasıl çalıştığı ile ilgili ya da gerçek yapının ne olduğuyla ilgili ya da bu yapının bu büyüleyici organelin yapması gereken bunca işi yapmasına nasıl olanak sağladığıyla ilgili düşünmeye devam ediyorlar.